Bu belgesel çalışmamızda bize yoldaşlık ederken, çıkacağınız tarihin derin zaman tünelinin yolculuğunda, Aspendos Basilika ve evlerin kompleksleri içinde geçen Roma devri antik yaşantının şatafatlı bölümünde, acılı yaşamların gerçek hikayelerine, kalıntılar eşliğinde özünüzle tanık olacaksınız. Güçlülerin, antik dönemden beri, her zaman egemen oldukları gerçeğinin, aptalların desteklerine bağlı olduğu tarihsel süreçleri ile bilgileneceksiniz. Aspendos antik yerleşkesinde, Etrüsk kültürü, Roma'nın kent uygarlığına geçişine yön vermiştir. Etrüsklerde aile bireyleri arasındaki ilişki moderndi. Kadınların, erkeklerin yanı sıra, itibarlı bir konuma sahip olduğunu, Etrüsk yapılarında kadın betimlemelerinden anlıyoruz. Ancak, Roma aile yapısı çok daha bağnaz ve otoriterdi. Roma'da ataerkil bir yapıya dayanan ailede, kadın erkeğe tabiydi. Kadına, eski geleneklere dayanan bir yaşam tarzı öngörülüyordu. İdeal bir kadın, erdemli bir eş ve anne olarak algılanıyordu. Romalı bir kadına eski biçimde bir hayat tarzı sürüyor demek, onun için büyük bir övgü ve onur kaynağıydı. Roma Bazilikası, aslında, antik yaşamın ihtişamlı evidir. Aspendos, Roma egemenliğinde iken, Romalılar, eşsiz mimari şaheser bazilikayı farklı amaçlara hizmet edecek şekilde, kamu binaları amaçlı olarak inşa ettiler. Agora'nın kuzeybatısında anıtsal çeşmenin yakınına inşa edilen bu yapı, ticaret, toplantı ve mahkeme salonu, hükümet konağı olarak ya da ilerleyen yüzyıllarda yaygın bir şekilde kilise olarak kullanıldı. Bu yapı komplekslerinde resmi yaşam dışında, aile yaşamlarının ritüelleri sıradan değildi. Roma Aspendos'unda erkek çocuk, babanın sahip olduğu yetkileri gelecekte üstleneceği için önemliydi. Özenle yetiştiriliyordu. Çünkü babanın ölümüyle birlikte erkek çocuk kendi ailesini kuracaktı. Bir aile babası öldüğünde, aile, erkek çocuk sayısınca yeni ailelere bölünüyordu. Böylece erkek çocuklar aile babası konumuna yükseliyordu. Aile içerisinde düzenlenen basit dinsel törenlerde rahip rolü oynayan babanın sahip olduğu bu ayrıcalık, sonra oğula geçiyordu. Kız çocuklar, erkekler kadar şanslı değildi. Kız çocuğa bakış, erkek çocuğa göre farklılıklar arz etmekteydi. Sosyal alanda erkek çocuklar önemli görevlere hazırlanırken, kızlar toplumun anne için öngördüğü değerler çerçevesinde yetiştiriliyor, annelerinin gözetimi ve denetimi altında yaşamlarını sürdürüyorlardı. Annelerden ev işlerini öğreniyor, ev yönetimi konusunda deneyim kazanıyorlardı. Böylece kızları yaşama hazırlayan anne, kız çocuk için örnek olmaktaydı. Kız çocukları da aile babasının yetkisi ve koruması altındaydı. Evlenmeleri halinde katıldıkları yeni aile reisinin otoritesi altına giriyorlardı. Kızların evlenmeleri halinde hukuken kendi aile fertleriyle olan akrabalığı sona eriyordu. Evlilikle birlikte, kızların eski aileleriyle ilgili hukuki hiçbir hak ve yükümlülükleri kalmazdı. Evlenen kızla ilgili tüm hukuki ilişkiler, eşinin ailesine geçiyordu. Roma idaresinde vahşi hukuk sistemi işliyordu. Yeni doğan çocuğun aileye kabul edilip edilmemesinin, vatandaşlık ya da ceza hukuku Romalı aile reisine olağanüstü yetkiler tanımaktaydı. Bu tür kararların alınmasında akraba ve yakınlardan, komşulardan oluşan bir tür aile mahkemesi oluşturuluyor ve onların görüşleri alınıyordu. Çünkü Roma'da özürlü ve istenmeyen çocuklar, kentin çöplüğüne bırakılarak ölüme terk edilebiliyordu. Romalı çocuğun yaşam hakkı ailenin idaresine bırakılmıştı. Her türlü yetkiyi elinde tutan babanın söz hakkı öne geçiyordu. Benimsenen çocuğun doğumu ise aile içerisinde sevinçle karşılanırdı. Bazilika kompleksinde, Romalı bir aile günü nasıl karşılardı? Kuşkusuz, buraya ait insanların çoğu varlıklı, okumuş, önemli, dikkat çeken ve güçlü kişilerdi. Arkeolojinin değilse de tarihin temel gerçeklerinden birisi, bu insanların, yazıt kaynaklarından bizlere şiir ve düz yazılar, imparatorluk fermanları ve hukuk davaları, tarihi ve bilimsel çalışmalar, mektuplar aracılığı ile kendi zamanlarının öykülerini bıraktıklarıdır.
Onlar dericilere, ressamlara, heykeltıraşlara, kuyumculara ve duvarcılara iş vermişler, ancak genel anlamda yaşamlarını süsleyen veya kolaylaştıran bu insanlar hakkında ayrıntılara girmemişler. Bazilika inşa evrelerinde hüküm süren Roma döneminde, toplum, politik makamlar ve onların maddi derecelenmesi ile belirlenen kesin sınıflara bölünmüştü. Bu sınıflandırma içinde en başta senatörler sınıfı, sonra şövalyeler olan equitesler ve nihayet halk yer alır. İmparatorluk dönemine gelindiğinde ise aristokratlarla halk tabakası arasındaki eski ayrım etkisini tamamen kaybetmişti. Eski aristokrat sınıfı, son cumhuriyeti şiddetle sarsan iç savaşlar döneminde büyük ölçüde silinip gitmişti. Roma devri Aspendos antik yaşamında, şimdiki modern çağda olduğu gibi, güçlülerin ellerinde tuttukları şaşırtıcı miktardaki varlıktır. Aspendos dahil, imparatorluk geneline Julius Caesar, vasiyetinde her bir Roma vatandaşına önemli miktarda para bırakmış, Marcus Agrippa masrafları kendi hesabından ödenmek üzere büyük kamu yapılarının inşasını yürütmüştü. Sansürcü Cato zamanında bir işçi yılda 300 denarius kazanırken, aynı dönemde Scipio Africanus'un 1 milyon dinarlık bir servete sahip olduğu söylenirdi. Sezar'ın çağdaşı ve ara sıra görüştüğü arkadaşı Triumvir Crassus ise, 50 milyon denarius değerinde emlak sahibiydi. Bu konuda belki günümüz zengin erkil Amerika ile ya da Hindistan'ın zengin eyaletleriyle veya petrol şeyhleriyle bazı benzerlikler görülebilir. Aspendos'ta inanılmaz her servetin varlığında herkesin payı yoktu. Ancak varlıklı olanlar için yaşam kolaydı ve kölelik kadar Roma'nın üst tabaka yaşantısını meşhur eden aşırılık ve yaşamda zarafete duyulan cazibe de çöküşe katkıda bulunan etkenlerdi. Bu bazilika üniteleri ne çok Roma entrikalarına tanık olmuştur ki, tarihin dili burada fazla konuşmuyor. Aspendos antik kenti, Roma Devlet Bazilikası'nın konumlandığı arazi, antik zamandan beri kendisine özel endemik ekosistemi barındırıyor. Bazilika ve arkeolojik kalıntıları sahasında mevsimsel yetişen beyaz papatya, amur kirazı, zambak ailesi, burçak, farklı renklerde anemon çiçeği, taçlı dağ lalesi, çalı çiçeği, hava civa, canavar otu, toros orkidesi ve baytop çiğdemi renkleri ile gözlere hitap ediyor. Bazilika ve komplekslerinde kadınların renkli yaşamı oldukça ihtişamlıydı. Burada yetişen endemik çiçekler, aromatik olup, parfüm yapımında kullanılmıştır. Öğle banyosundan veya uzun süre açık havada kaldıktan sonra, hanımın tuvaletinde ufak tefek rötuşlar yapılması veya makyajının yenilenmesi gerekebilirdi. Aşırı makyajlı kadınların makyajı terle birbirine karışıp yüzlerinin rengarenk bir hal alması, iştah kapatıcı ve istenen bir görüntü değildi. Yine de kadınlar makyajları ile erkekleri etkiliyordu. Öyle ki, kullandıkları bazı maddelerin sağlıklarına zarar vermesini bile göze alıyorlardı. Beyaz kurşun en zehirli makyaj malzemelerinden biriydi. Aspendos endemik çiçekleri, yüzüne özen gösteren zengin kadınların ana kozmetik yağ ve parfüm kaynağıydı. Sabah makyajına başlamadan önce, geceden yüzüne uyguladığı ekmek ve sudan oluşan maskeyi çıkarırdı. Bu uygulama biçimi, kadınlar hakkında önyargılı bir tutum olarak düşünülse de maske, onun gece kocasıyla yaşayacağı yasal ilişkiden ziyade, gündüz aşığı ile geçecek sürede bakımlı görünmesini sağlıyordu. Antik dönemin erotik şiirler yazan ozanları bu konuda en can alıcı bilgileri verirlerken, onların eserlerinde, tabiatı, belli eğilim ve yargıları içermeye yöneliktir. Oysa, saygıdeğer Romalı bir kadın, kendisine özen gösterirken, bunu, yarışlarda kiminle flört edeceğini ya da tapınak ziyaretinde kimi tavlayacağını düşünerek yapmış olmayabilir. Tapınak mekanları, randevular için en başta gelen buluşma yeriydi.
Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen taraklar, aynalar, parfüm şişeleri, cımbızlar, küçük kavanozlar, makyaj için spatüller, küçük havan ve havan elleri, kadınların kendilerini nasıl güzelleştirdikleri ile ilgili bilgileri veriyor. Büst şeklindeki portreler de bize saç stilleri konusunda çok şey anlatıyor. İsa'dan sonra 1. 2. yüzyıllarda, saç stilleri moda akımları ile birlikte öyle çok değişirler ki, Aspendos Basilika kompleksi de dahil, imparatorluk dönemi için tarihlendirme tekniği olarak kullanılabilir. Stilleri yaratabilmeleri için büyük beceri, sabır ve zaman gerektirecek derecede karmaşıktırlar. İsa'dan önce 3. yüzyılda kadın büst ve portre grubu, alın üzerinde ayrılan ve başı kapatan, başın arkasında toplanan saç kabarıklığından dolayı doğrudan doğruya Helenistik Yunan saç biçimi olması muhtemeldir. Bu saç modelini kullanmak için de azimli olmayı gerektiriyordu. Ancak, becerinin her zaman beklentilerin karşılığını veremediği zamanlarda, fatura zavallı köleye çıkarılıyordu. Öyle ki, saç modelini beğenmeyip sinirlenen zengin kadın, saç iğnesini talihsiz kölenin koluna batırıyor veya ona, ayna ile vuruyordu. Zengin endemik bitki ailesi, Aspendoslular için, sağlık olmuş, ilaç olmuş, her dertlerine deva olmuştur. Antik kadınların yaşamları boyunca aşk ve parfüm ve koku iksiri olmuştur. Tanrıça Hera'nın ve İmparator Hadrian'ın heykelleri bazilikayı boşuna süslememiştir. Aspendos tüm komplekslerinde, Roma kültürüne nüfuz eden, kimi zaman istismar edilse de Patronus-Clients ilişkisi veya hami himaye edilen ilişkisi vardı. Geç Cumhuriyet ve imparatorluk dönemindeki yükümlülükler, tarihi olayların görünenin tersine çok kapsamlı, özveri gerektirir ve etkili değillerdi. Ancak, bazilika ortamındaki bu ilişki sistemi yaşamın bir gerçeğiydi ve sabahları himaye edilenden beklenen, hamisine giderek saygılarını sunması ve hatta işe, özellikle de mahkemelere ve politika yapılan foruma giderken ona eşlik etmesiydi. Tamamen aynı olmasa da feodal sistemi akla getirir şekilde herkes bir başkasına bağlıydı ve imparatorluk döneminde en üst mevkide imparator temsilcisi yer alırdı. Buna karşın soylu bir vatandaş, bir başkasına saygılarını sunmaya gitmez, bunun yerine misafirlerini beklerdi. Böyle durumlarda himaye edilen kişi, yasal konularda veya maddi yardım almak için gelirdi. Aspendos Basilika'da olmasa da Marcus Valerius Martialis gibi tavan arasında yaşayan, yoksul bir şair gibi delikanlı ise, kendisini akşam yemeğine davet ettirmek için onlarca şaklabanlık yapardı. Her zaman tanrı olarak yerine getirilemese de yemek vermek haminin yükümlülüğüydü, lezzetsiz de olsa bedava yemek, kaçırılacak bir fırsat değildi. İşte bu nedenlerle, sabah ziyareti günün önemli işlerinden biriydi. Himaye edilen kişi, kimi zengin evlerinin önünde duran bir bankta oturup bekledikten sonra, oldukça sade cepheli evin ön kapısından girer ve bambaşka bir dünyaya adım atardı. İçeride atriyuma uzanan bir koridor görünür ya da kapı doğrudan atriyuma açılırdı. Ortamın tüm bu etkileyici özellikleri, haminin himaye edilen kişiyi kendi yanında tutabilmesi için gerekliydi. Turistik ziyaretler ve bilinçsiz turizm faaliyetleri nedeniyle Aspendos endemik çiçekleri tehdit altındaki endemik türlerdir. Aspendos ve Termesos çiğdemi, bilim dünyasına 1976'da tanıtılmıştır. Antik kentlerde geçen mitolojik hikayeler, bu çiçeklerle süslüdür ve hayat bulmuştur. Bu antik kentleri ziyaret edenlere bu belgesel filmimiz, bölgelerin arkeolojik değerlerini ve endemik çiçeklerini anlatan bilgilerin görsel kaynağı olacaktır. Antik dönemdeki insanlar doğa sevgisini kayalara, eserlere işlemişken, şimdiki cahilleştirilmiş insan, doğayı katlediyor, kültürel servetlere zarar veriyor. Geçmişten günümüze motif edilen bitki türlerini, günümüz florasıyla örtüştürmek gerekmektedir.
Aspendos ve Termesos çiğdemi, çiçeklerinin şekli çiçeklenme dönemindeki yaprak karakteriyle yakın akrabalarından ayrılıyor. Sahada 700 bitki türü var, bunlardan en önemlisi Termesos çiğdemidir. Bu çiğdem, dünyada sadece Aspendos ve Termesos antik kenti ve yakın çevresinde yayılış gösteriyor. Oysa bilinçsiz ziyaretçiler, bu çiçeği koparıp kulaklarının üzerine takıyor. Burası antik kent korunması olan bir bölgedir. Bitki toplamak, koparmak yasaktır. Tanımadan sevilmez, sevilmeden korunmaz. Arkeolojik alanların peyzaj tasarımında başarılı bir sonuç için, alanın çevre faktörleri olan jeomorfoloji, topografya, hidroloji, bitkisel materyal floranın çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Arkeolojik sitlerin her birinin kendine özel eşsiz karakteri korunmalı, çelişkili öğelerin kullanımı dengelenmelidir. Ölçek, form, renk ve doku farklılaşmaları ile yeni müdahaleler ve tasarımlar özgünden ayırt edilir nitelikte olmalıdır. Sit alanları çevresel peyzaj özellikleri ile entegre edilerek, çoklu disiplinler türü yaklaşım ile alanın tasarımı, bakımı, korunması ve restorasyonu yapılmalıdır. Aspendos antik kentinin en büyük ikinci yapı kalıntısı olan Roma Bazilikası, Roma dönemi öncesinde, Agora'nın hemen doğu kenarında bulunan Helenistik dönemden kalma market binasının üzerine, Romalılar tarafından inşa edildi. Yaklaşık 106 metre uzunluk ve 35 metre genişliğe sahip olan bina, doğu kenarında inşa edilen devasa tonozlara oturtulmuştur. Bu bina Anadolu'ya yabancı bir yapı tarzı olmasının yanında, benzer örnekleri de mevcuttur. Milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı olasıdır. Antik Aspendos'ta yaşam her yönüyle günümüze göre merak uyandırır. Evden ayrılmadan önce leytrinaya, yani tuvalete gitmek her zaman iyi bir fikirdir. Her ev böyle bir konforla donatılmış değildi. Günümüze ulaşmasa da çok sayıda halk tuvaleti bulunmaktaydı, ancak tuvalete sahip evlerde bu bölüm, kanalizasyon sistemine uygunluk için mutfağa yakın bir yere yapılırdı. Hem ev ve hem de genel tuvaletlerde aynı yöntem izlenir. Buna göre kişi alt kısmından kanalizasyona doğru sürekli su akan bir deliğin üzerine otururdu. Antik Roma yönetimindeki Aspendos'ta, devletin kalbi olan bu devasa yapının çekimlerini yaparken, düşünmeden edemiyoruz. Bu yapı yaklaşık 3000 yıl önceki olanaklarla, hem de yüksek matematik ve mühendislik bilgisi gerektiren beceriler nasıl kazanılıp inşa edildi? Hissetmeye çalışıyoruz. Sorular fazlasıyla çoğaltılabilir, tonlarca ağırlıktaki her bir blok, nasıl kaldırılıp yerlerine konuldu? Burada neler yaşandı? Kimler ayrıcalıklı konumdaydı, kölelik sistemi var mıydı, gerçek adalet işliyor muydu, daha neler? Bu mühendislik harikası bina, insanların ve doğanın yıkıcı etkilerine karşı günümüze dek dayanıp gelebilmişse, en ufak bir depremde, sözde son teknoloji ile yapılan binaların yerle bir olmasının açıklamasını izleyiciye bırakıyoruz. Burada bir erkek veya çocuk, Tuni ile uyuyordu. Kişinin konumuna bağlı olarak, o günün veya yılın hangi zamanı olduğu, bundan daha fazlası gerekmezdi. Köle veya işçi kısa bir tunik giyer, kış aylarında ise bunun üzerine daha kalın olan ve ayak bileklerine dek uzanan bir ikincisini geçirirdi. Bu giysi sade veya çok süslü olabilir, değişik ağırlıklıdaki yünlerden, hatta Hint veya Çin ipeğinden yapılırdı. Erkekler için iyi görüntü vermese de hoş görülmesine engel değildi. Şimdiki gibi kaliteli pamuklu kumaş üretilen Mısır ile olan ilişkilere rağmen, bu tür dokumalar yaygın değildi. Kos Adası, ipek ticaretinde antrepo konumunda olup, ipek ve keten karışımından oluşan bir dokuma bu adada üretilerek Roma ve bağlı tüm yerlere gönderilirdi. Bu tür kumaşlar daha çok kadınlar tarafından kullanılsa da zengin renklerde ve narin kumaşlardan yapılmış göz alıcı giysileri fakir erkekler de kullanıyordu. Kısa veya uzun fark etmeksizin, tunik giyimi kolay ve rahat temel Roma giyimiydi.
Zamanla, Antik Roma'da özgür erkek çocukları, Etrüsklerden alınan toga adı verilen bir giysi giyiyordu. Çocuklar, 16 yaşını bitirdiklerinde üzeri işli togalarını çıkarıp beyaz renkli erkek togası giyiyorlardı. Bu onların yaşamında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyordu. Soylular toga giyerdi. Yatak odaları çok büyük olmayıp, sadece uyku için kullanılan mekanlardır. Zengin ve ayrıcalıklı kişiler, sayfiye ya da deniz kenarındaki evlerinde, yatak odası konusunda daha fazla seçenek sahibiydiler ve genişleyecek yerleri vardı. Kıskandıracak konfora haiz bu evlerde değişik yatak odaları, mevsimlere uygun yemek odaları ve ev halkının gürültüsünden kaçmak için sakin köşeler bulunuyordu. Odada yatağın yanı sıra, yer alan diğer eşyalar arasında giysiler ve değerli eşyaların konulduğu dolaplar, masa, sandalye ya da tabure, ayaklı şamdanlar sayılabilir. Köleler saçlarını ve makyajını yaparken evin hanımı kilitlenebilir mücevher kutusunu yanında taşıyor olmalıydı. Öğle banyosundan veya uzun süre açık havada kaldıktan sonra, hanımın tuvaletinde ufak tefek rötuşlar yapılması veya makyajının yenilenmesi gerekebilirdi. Aspendos Antik Romalı zengin kadının giysilerinin basit biçimleri yüzyıllar boyunca değişmemiş, sadece renkler ve kumaşlarda pahalı elbiseleri almaya gücü olanlar için, süsleme ve aksesuar modasında çeşitlilik heykeller üzerinde açıkça görülür. Bu giysilerin yapımında kullanılan iplikler öreke ve kirmen yardımıyla elde iğrilmiş, genellikle dikey tezgahlarda dokunmuştur. Erkeklerin tunikleri için alışılmış renk beyazken, kadınlar renkli kumaşları tercih ediyorlardı. Yün, ham haliyle zengin ve çekici renklerde bulunmaktaydı. Kadınların seçkin renkleri, her tipe uyacak şekilde, mavi, deniz yeşili, safran rengi, ametist moru, pembe, farklı gri ve kahverengiler. Çok daha pahalı olan krali moru, yani erguvan dışında bu renklerin her biri kendine has mükemmel bir kaliteye sahipti. Aspendos doğa ekosistemi, doğal boya maddesi olarak kırmızı için kızılkök, sarı için safran, siyah için mazı ağacı, açık yeşiller için kullanılan likenlerin yetiştiği sahadır. Bu maddeler hassasiyetleri nedeniyle ve kimyasal boyayıcılardan hoşlanmayanlar tarafından günümüzde bile tercih edilmektedirler. Alum renk sabitleştirici, sülfür ise ağartıcı olarak kullanılmaktaydı. En ünlü, en lüks ve en pahalı 27 boya ise, krali moru olan erguvan idi ve kabuklu deniz canlılarından elde ediliyordu. Azıcık bir boya için çok sayıda kabuklu deniz canlısının tüketilmesi gerekiyordu. Çok masraflı renk sadece dikkat çekmesi istenen ürünlerde veya toga ya da tünikler üzerindeki ayırt edici çizgilerin yapımında kullanılıyordu. Bazilika'nın yapı bağlayıcı harcı dönemin bilinmezleri arasında yerini korumaya devam ediyor. Farklı olarak küçük tane içeriği biraz daha yoğun, koyu renkli ve yuvarlak köşeli agrega içeriği oldukça baskın olup, yüksek oranda gaz boşlukları içermektedir. Kırmızımsı kahverengi kiremit parçaları, siyah ve yeşil renkli tanelerden oluşurken, taneler köşelidir. Konglomera yapı malzemelerini, büyük ölçüde bir arada tutan bağlayıcı harç oluşturmaktadır. Bağlayıcı agrega oranı 1/1 nispetindedir. Element yapısıyla, düşük miktarlarda neon ve sodyum elementleri bileşenleri gözlenebilir. Harç bünyesindeki sodyum, içerisine nüfus etmiş sodyum klorür tuzundan kaynaklanabilir. Domuz sıva harcında daha yüksek oranlarda kalsiyum varken, silisyum yoktur. Duvar harcında ise daha düşük oranlarda kalsiyum ve bunun yanında önemli ölçüde silisyum vardır. Yapı mimarisinde kullanılan kireç, kireç taşı, yüksek oranda kalsit, yani kalsiyum karbonat içeren tortul bir kayaçtır.
Bazilika ve diğer yapılarda, kireç taşında kalsiyum ile beraber magnezyumun da yer alması ile oluşan mineral dolomit halindedir. Buradan kullanılan kireç taşları tabii kireç taşları ve dolomitiktir. Antik Aspendos Bazilikası kompleksinde dönemin insanlarının telaşı hiç bitmezdi. Vücuttaki tüyler istenmediğinden, az ya da çok göz korkutan yöntemler kullanılırdı. Günümüzde pek fazla meraklısı çıkmayacak gerçekliği kanıtlanmayan bir yönteme göre, kor haline getirilmiş ceviz kabukları bacakların üzerinde gezdirilirdi. Ancak bu iş için, cımbız kullanıldığı gerçektir. Tepeden tırnağa depilasyona tabi tutulmuş, hiç değilse yüzüne ekmek lapası uygulanan insanın acıklı durumunu kimse yaşamak istemez. Ponza taşı aşındırıcı tüy giderici iken, Aspendos'ta bolca bulunan reçine kullanılmıştır. Kan, öd ve yılan tozunun karışımından oluşan daha tiksindirici reçeteler de vardı. Ancak hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bu konudaki titizliğin sadece kadınlara özgü olmadığıdır. Vücut bakımı genellikle ev yerine hamamda yapılırdı. Değişik zorluktaki reçetelerden, kolay reçetelere kadar çoklu bakım yöntemi vardı. Dövülmüş haşhaş tohumları, boynuz tozu, dövülmüş tohumlar, tahıl ve bal gibi maddeler muhtemelen çok yararlı ve etkiliydiler. Son derece zararlı olan beyaz kurşun ve doğal sodyum karbonat ise daha az başvurulan malzemelerdi. Kuş yuvalarından üretilen bir maskenin, yüzdeki siyah noktalara karşı çok etkili olduğu inancı merak uyandırır niteliktedir. Yüz makyajı, koyun yününden elde edilen bir nemlendirici fondöten yağ yaygın olarak kullanılıyordu. Günümüzde de aynı madde lanolin adıyla biliniyor, ancak oldukça kötü kokuludur. Yüz pudraları ise, beyaz kurşun veya kırmızı sodyum karbonat ya da dövülmüş acı bakla çekirdekleri veya illyria süsenleri gibi az ya da çok zehirli maddelerden yapılmaktaydı. Allık veya ruj kırmızı aşı boyası veya asma posasından hazırlanırken, göz kapaklarının rengini koyultmakta kullanılan pek çok üründen, ayı yağı ve kandil isinden hazırlanan maskara, karınca yumurtası ve ezilmiş sineklerdi. Göz farı olarak kullanılan safran ve kül, kaş kalemi olarak kurum kullanılıyordu. Anıtsal çeşme, bazilika ve domus yapılarında kalsit ve kuvars mineralleri de mevcuttur. Kalsit minerali, bağlayıcı harç olarak kirecin kullanıldığını göstermektedir. Kuvars minerali ise kullanılan agregalarının genellikle silisyum mineralini içerdiğini göstermektedir. Eşsiz taş mühendisliği şahikası bu yapı sistemi kompleksinde, Aspendosluların kaderi için ne tür konuşmalar yapıldı? Binanın dili olsa da konuşsa. İzlerken, anlamaya çalış, kendine sor, bunu inşa eden antik mimar ve ustaların mühendislik ve matematik becerilerine şapka kaldır. Elektrik yokken, hangi enerji kullanılarak devasa ağırlıktaki taşlar işlenip duvarlar yükseltilmiştir? Roma Devlet Bazilikası, günümüze değin heybetli görünüm sergilerken, 3000 yıl öncesine yaşadığımızı varsayalım ve bugünü karşılaştıralım. Antik geçmişin giyim ve kuşamının heykeller üzerindeki zarafetini izlerken, o giysilerin kumaşlarının örgü tekniklerini, kumaşları himeşine, elbiseye dönüştüren antik terzilerin becerilerine şapka kaldıralım. Agora'nın batısındaki bazilika yapısının altyapı konstrüksiyonunda ve yapının duvar blokları konglomera, çatısı kemerli düzgün tuğla sıralarından oluşturulmuş. Kemerli altyapının arka duvarından bir kapı ile içerideki bir koridora geçilmektedir. Bu koridor olasılıkla Helenistik market binasının bir zamanlar ön yüzünün duvarını oluşturmaktaydı. Bu duvarın da arkasına doğru giden bir kanal, olasılıkla su kanalı olmalıdır. Ancak henüz kanal hakkında detaylı çalışma yoktur. 2009 sezonunda yürütülen jeofizik yüzey araştırmaları doğrultusunda saptanan, olasılıkla Aspendos Nehir Limanı ve bunun lokalizasyonunun varlığıdır.
Zaten, jeofizik sonuçlarının olduğu alanda liman olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bazilika merkezli kentin yayılım alanı, daha erken dönemlerde bile, arazinin düzlüklerine kadar ulaşıyor olmalıydı. Kent ile limanı arasında, Roma döneminde, duvarları konglomera, üst yapı elemanları genelde tuğladan büyük ölçülerde bir hamam binası yapılmış ve bu hamam olasılıkla kentin güney kapısına bir yolla bağlanmıştı. Roma dönemindeki kentin bu zengin görüntüsü, kuşkusuz zengin kent teritoriumundan sağlanan gelirlerin Aspendos Nehir Limanı ve nehir ticareti yoluyla tüm Akdeniz kentleriyle olan ilişkisi kapsamındadır. Zengin, yoğun ve çok çeşitlilik gösteren keramik repertuarı bu ticaret ağını yayılımının ne denli geniş olduğunun kanıtı olmalıdır. Bu yapı sistemi kompleksinde, Aspendosluların kaderi için ne konuşmalar yapıldı. Binanın dili olsa da konuşsa. İzlerken, anlamaya çalış, kendine sor, bunu inşa eden antik mimar ve ustaların mühendislik ve matematik becerilerine şapka kaldır. Elektrik yokken, hangi enerji kullanılarak devasa ağırlıktaki taşlar işlenip duvarlar yükseltilmiştir? Agora'nın doğu kenarını sınırlandıran 105x27 metre ölçülerindeki Roma Devlet Bazilikası, kısmen çok katlı Helenistik market binası üzerine oturtularak ve doğuya doğru genişletilerek, devasa tonozlar üzerine, 3 nefli olarak kuzey-güney aksında inşa edilmiştir. Yapının kuzey bölümünde, duvarları günümüze kadar büyük oranda korunan, anıtsal boyutlardaki vestibülüm olan ön giriş yer almaktadır. Eşine sadece birkaç küçük Asya kentinde rastlanan bazilikanın gerek benzerleri ve gerekse mimari süsleme elemanları dikkate alındığında, M.S. 1. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kuşkusuz bu devasa yapı, Aspendos'u Roma kenti olma yolunda rekabet halindeki diğer kentlerin önüne koymuştur. Hristiyanlık döneminde Aspendoslular, abidevi boyutlardaki Roma bazilikasını kiliseye dönüştürerek, yeni dinin ibadet ihtiyacını karşılama yoluna gitmiştir. Yapının güney ucuna, orta nef aksına bir apsis inşa edilmiş, kuzeyindeki vestibülüm ise fonksiyon değiştirerek muhtemelen din adamlarının yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Arkeolojik veriler, bazilikanın kiliseye dönüştürüldükten sonra, M.S. 12. yüzyıl bitimine kadar kullanıldığını göstermektedir. Bazilika, konglomera taşlarının antik mühendislik harikası işçilikle işlenerek inşa edilmiştir. Roma Bazilikası'ndaki sütunlar benzersiz görsel güzelliktedir. Doğu kapısının hemen batısında yer alan doğu düzlüğünün altında, kanalizasyon kanalı bulunan caddenin doğu kenarında çok sayıda yapı kalıntısı vardır. Roma Bazilikası'nda, duvar ve döşeme benzeri kalıntıların, bu alanın geç antik dönemde de kullanılmış olduğuna işaret ediyor. Roma Bazilikası'ndaki galerilerinden birinde bulunan sütun kaidesi, kaidenin süslemesinden dolayı M.S. 1. yüzyıl başlarına tarihlenir. Aspendos'un başlıca diğer kalıntıları tiyatronun arkasında, Akropolis'in yukarısındadır. Tiyatronun yanından başlayan bir patikadan ulaşılan Akropolis'te karşılaşılan ilk yapı, 27x105 metre ölçülerindeki bazilikadır. Helenistik dönemde Agora'nın hemen doğu kenarında yer alan, Roma döneminde inşa edilmiştir. Bazilika, Romalılar tarafından icat edilen mimari bir yapıdır. Roma bazilikaları farklı amaçlar için kullanılırdı. Ancak bunların hepsi toplumla ilgili meseleler olurdu. Bu binalarda mahkemeler ve alışveriş pazarları kurulurdu. Aspendos Bazilikası antik kente giriş yönündedir. Her açıdan farklı ve güzel görünmekte, içine girilebilmektedir. Bazilikanın planı, etrafı odalarla çevrili geniş bir merkezi salondan oluşur. Merkez salon, binanın diğer bölümlerinden yanlarındaki sütunlarla ayrılır ve çatısı daha yüksektir. Sağda ve solda küçük salonlar da bulunur.
Aspendos'ta bulunan yapıların ana malzemesi konglomera kireç taşıdır. Hemen yanı başında bulunan Köprüçay'dan dolayı bölgede çokça bulunan bu kayaç, akarsuların küçük çakıl taşlarını yuvarlaması sonucu kumla doğal bir şekilde birbirine yapışmasıyla oluşuyor. Aspendos'ta en kolay bulunan malzeme de bu olduğu için yapıların çoğunda konglomera kullanılmıştır. Roma döneminde ticari işlerin yürütüldüğü yer ve mahkeme olarak kullanılan bazilikanın ortasındaki geniş salonu ve kenarlarında iki dar ölçekli nef bulunuyor. Bazilika, Bizans döneminde birçok değişikliğe uğramıştır. Hristiyanlık ile birlikte genelde bunlar kiliselere çevrilmiştir. Antik dönemde bu bazilika, en önemli kamu şehir binalarından biriydi. Günümüze kadar mükemmel bir şekilde ayakta kalan bu binanın doğu kısmı siyasi mekan ve mahkeme olarak kullanılmıştır. Bu dikdörtgen toplantı salonunun büyüklüğü 20'ye 25 metredir. Kuzey ve güney duvarlarında yer alan iki geniş geçit ile binaya giriliyor. Heykellerin yerleştiği üç duvar nişi, bina içinde görülebilir. Bu salonda bulunan İmparator Hadrian ve Tanrıça Hera heykelleri günümüzde Antalya'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ancak, Gaius Ver, M.Ö. 80'de Dolabella'nın yanında Asia'ya Quaestor olmuştur. Aspendos Bazilika kompleksinde soygunla tek bir heykel bırakmamıştır. Bazilikanın batı bölümü ticari amaçlar için kullanılmıştır. 105 metre uzunluğundaydı ve merkezi bir salona ve iki nefe ayrılmıştı. Bugün sadece bu bölümün temelleri kanıt olarak bulunmaktadır. Roma döneminin bu büyük bazilikası, içinde ticari, siyasi, adli, eğitsel ve benzeri bir sürü işlevleri barındırıyordu. Aspendos Bazilikası'nda mahkeme salonlarının yanı sıra, halka açık törenler için, esnaf ve politikacıların bir araya geldiği salonlar da vardı. Sadece doğu bölümü günümüze kadar gelebilmiş. Bazilika yapı komplekslerinde lüküs ve acılı yaşamlar sürerken, M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısında Tiyanalı Apollonios Aspendos'a vardığında, pazarda sadece baklagillerin satıldığını ve insanların ne bulurlarsa onu yediklerini görmüştü. Oysa zenginler kendilerine ait bütün tahılı ihraç etmek için stoklamışlardı. Bunun üzerine büyük ve öfkeli bir kalabalık valinin evine gelerek, kendisini diri diri yakmaya teşebbüs etmişti. Duruma müdahale eden Apollonios, valinin konuşmasını sağlamış, vali de kalabalık arasından iki kişiyi göstererek tahılları onların sakladığını söylemiştir. Aspendos'ta, Roma vatandaşları, Romalılarda kişinin toplum içerisindeki giyimi sadece katı bazı kurallarla belirlenmekle kalmamış, yasal düzenleme altına alınmıştı. Sadece Roma vatandaşı toga giyebilirdi. Bunun rengi ve bordürlerinin genişliği, giyenin patrisyenler, şövalyeler veya sıradan halk kesiminden hangisine ait olduğunu gösterirdi. Aynı şekilde, ayakkabının bazı formları da giyen kişinin konumunu belli ederdi. Bazı manto türlerinin toga üzerine giyilmesi yakışıksız görülürdü. Stola sadece yaşlı Romalı kadınlara özgüydü. Bu kurallar sürekli ihlal edilmekteydi. Burada, kitten benzeri giyimler, erken arkaik dönemde ağır kumaştan ve yünden yapılırken, daha sonraki dönemlerde bu, tümden Batı Anadolu'daki keten kitonlara benzer bir tarz almıştır. Kadınlar bunu kural olarak ayaklara kadar veya biraz daha yukarı gelecek şekilde giyerken, erkekler baldır hizasında veya biraz daha kısa giymekteydiler. Kitten üzerine giyilen çok çeşitli mantolar ve canlı örnekleri hakkında arkaik ve klasik dönem mezar resimleri iyi bir fikir verirler. Kadınların ve erkeklerin de kullanabildiği kitten, ipek veya keten gibi hafif kumaştan, 150 ila 180 cm eninde, iki parçalık dikdörtgen parçanın birbirine dikilmesiyle yapılır. Baş ve kollar için bırakılan açıklıklar dışında geri kalan omuz üzerine denk gelen kenarlar dikiş yerine düğmeler veya broşlarla da tercih edilebilirdi.
kadınlar erkeklerine tersine kitonu kemerle kullanırlar. Belde kemerin sıkmasıyla biriken kumaş yığını kemer üstünden sarkıtılır. Bu, bol kıvrımlı bölüm, kolpostur. Genç kızları canlandıran Korint heykellerinde kitin eteğinde görülen dikine bordüre paraypedir. Agora'nın doğusunda bulunan bazilika, hatırı sayılır bir genişliğe de sahip olan çatısını örtebilmek için, mekana düşen iki sütun sırası, iç mekanı üç uzunlamasına koridorlu yani üç nefli hale getiriyor. Bazilikanın sonundaki, bugün en iyi durumda kalmış yapının ise anıtsal bir giriş salonu veya meclisin toplandığı küriye olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Küriya, Roma'nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıştıkları yer demektir. Büyük olasılıkla kasabanın nüfusu küçüldüğünde ve Aspendos, yağmacı Arapların baskınlarına maruz kaldığında tahkimat olarak kullanıldı. Kaydedilen son Aspendos piskoposu 787'de Nisia II. Konseyine katıldı. Bazilikalar, Roma döneminde farklı amaçlar için kullanılan kamu binalarıdır. Genellikle agoraların kenarında inşa edilen bu yapılar, ticaret, toplantı ve mahkeme salonu, hükümet konağı olarak ya da yaygın bir şekilde kilise olarak kullanılmışlardır. Yaklaşık 106 metre uzunluk ve 35 metre genişliğe sahip olan bina doğu kenarında devasa tonozlar yapılarak bu tonozlara oturtulmuştur. Bu bina Anadolu'ya yabancı bir yapı tarzı olmasının yanında benzer örnekleri de mevcuttur. Binanın milattan sonra 1. yüzyılda inşa edildiği olasıdır. Günümüze kadar korunaklı bir şekilde gelmiş olan Aspendos Bazilika binası varlığını sürdürmeye devam ediyor. Antik kentteki su kemerleri bazilika yapı kompleksine su vererek canlı ve renkli yaşamın yüzyıllarca devamını sağlamıştır. Aspendos renkli yaşamının taşıyıcısı ayakkabılardır. Romalı yaşamında ayakkabılar, sandal, ayakkabı ve çizme olarak kullanılıyordu. Sandalların giyilmesi ev içindeki yaşam ile sınırlıydı ve bunlar ile sokağa çıkmak, özellikle toga altına giymek geleneklere aykırıydı. Dışarısı için ayakkabı kerkeus idi. Toga gibi, Roma vatandaşlığının işaretiydi. Sıradan vatandaşın ayakkabısı olarak kerkeus, ayak bileğinin üzerine kadar kapalı olur, üst kısmı yumuşak deriden yapılırdı ve bilek üzerinde bir dolak gibi sarılırdı. Doğal deri renklisinden başka kerkeusun renklileri de giyilirdi. Kadınlara özgü olan celceus mulierbris genelde beyazdı ve erkek ayakkabısına oranla daha süslü işlenmişti. Kerkeus'un basit bir türü pero olarak adlandırılırdı. Senatörler ve aristokrat kesim, konumlarının belirtilmesi amacı ile, normal kerkeustan kırmızı, daha sonraları siyah rengiyle ayrılan, tabandan ayak bileğine ve baldıra kadar giden ve daha sonra aşağı sarkan bağcığı ile kerkeus senatorius veya patricius'u giyerlerdi. Askerler, işçiler ve köylüler sağlam ve genelde çivili bir tabanı bulunan, sayası şeritlerden kesilmiş olan kaliga giyerlerdi. Hem tabanı hem sayası deriden ayakkabı olarak karbatina vardı. Köken olarak bir asker ayakkabısı olan campeaches, geç antik dönemde narinleştirilmiş formuyla çok tercih edilmekteydi. Bu ayakkabı ayak parmaklarını ve topuğu sarmakta, fakat ayağın üst kısmını açıkta bırakmaktaydı ve bir bağcık ile bağlanıyordu. Geç antik dönemde sıradan işçilerin ve halkın giydiği bir ayakkabı ise, yukarıda baldıra kadar bağcıklı, sağlam ve Yunanlıların krepisine benzer bir sandal idi. Antik çağda Pamfilya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Aspendos kenti, zeytin ağaçları ile kaplı kalabalık bir şehirdir.
Bazilika binası, çok sayıda devlet kurumuna ev sahipliği yaparken, Akdeniz'e ulaşımın mümkün olduğu Köprüçayı Nehri üzerindeki konumu ile kent, bir iç liman konumundadır. Antik kentte, kuzey-güney ticaret yolları üzerindeki konumuyla bir ticaret merkezi olarak, Roma döneminde, yapılan buğday, zeytin ve yün ihracatının yönetim merkezi de Aspendos Bazilikası'dır. Sağlanan büyük gelirle zenginleşen Aspendos, Pamfilya bölgesindeki en korunaklı yapıları inşa ederek, günümüze korunaklı gelmesini sağlamıştır. Roma İmparatorluk döneminde, bazilika, tiyatro gibi süslü ve anıtsal yapıydı. Kent en parlak dönemini yaşarken, yağ, tahıl, tekstil, şarap, at ve özellikle kentin yakınlarından elde edilen tuz ticaretiyle ünlü merkezlerden biri haline gelmiştir. Kent, milattan sonra 431 yılında ise Praimopolis adını almıştır. İtalya'da başlayan takı kullanımı, zenginleşen Aspendos'a ulaşmakta gecikmemiştir. Zengin Aspendos kadını takısız kalamazdı elbet. Roma'nın hüküm sürdüğü burada, Romalıların giyimi içinde takı, gereksinim için veya sadece süs olarak kullanılmasına göre değişir. İlk önce eyaletler dahil Roma egemenliği bölgesinde çok bol bulunan çengelli iğnenin büyük kısmı sivil elbiselerden ziyade, askeri kıyafete aitti. Bu iğneler, moda değişimlerine göre ortaya çıkmıştır. Tataroku biçiminde kavisli olanlar, büyük, yuvarlak genelde süslü bir levhaya sahip olanlar, gamalı haç formundakileri veya geç antik döneme özgü bitiş kısmındaki haç biçiminden dolayı soğan başlı çengelli iğne diye adlandırılan giyimli figürlerin tarihlenmesi de dahil, tarihlemede önemli bir yardımcı olarak kullanılır ve önemli bir rol oynarlar. Geç antik dönemde değerli soğan başı çengelli iğneleri, yüksek rütbeliler için belirleyici bir işaretti. Yine genelde oldukça sanatsal bir tarzda işlenen kemer tokaları da ihtiyaç amaçlı takılardır. Aspendos zengin kadını her tür nimetlerden ve zevklerden yararlanırken, yoksul insanlar için değerli madenler yerine daha uygun fiyata bronzdan, demirden, camdan ve kemikten takılar vardı. Hadrianus'tan sonra huzur ve mutluluğun hakim olduğu, sosyal yaşamın daha üst düzeye ulaştığı, ekonominin geliştiği ve dolayısıyla sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yoğunlaştığı, dönemin kurucusunun ismini alan Antoninler dönemi başlamıştır. Bu dönemin ilk imparatoru, Hadrianus gibi barışçıl politikaya sahip ve başarılı gördüğü ve evlat edinme yoluyla veliaht olarak gösterdiği Asya eyaletinin prokonsülü Antoninus Pius'tur. Zengin yaşam tarzı, bazilika kompleksinin sürekli yenilenmesine ve eklentilerine sahne olmuştur. Roma Cumhuriyet döneminin son 200 yılında yaptıkları savaşlar özellikle Helenistik Yunan dünyasından çok sayıda savaş esirinin getirilmesine yol açmıştır. Bunlar İtalya'daki köle piyasasında büyük çapta paya sahip bir mal çeşidi oluştururken, Aspendos zengin aileleri de köle satın alarak işlerinde çalıştırmışlar. Bu büyük mal arzı, bir yandan kölelere karşı, hele kölelerin büyük bir kısmının kullanıldığı çiftlik işlerinde, sert, çoğu zaman insanlık dışı uygulamaları beraberinde getirmiş, öte yandan, kölelerin, özellikle kentlerde ev işlerinde çalışanların, çeşitli etkinliklerde gitgide uzmanlaşmasını sağlamıştır. Aynı sahibin kentteki evinde çalışan kölelerin tümü familia urbana, toprak işlerinde çalışanlar ise familia rustica olarak anılıyordu. Toplumsal açıdan bir kişinin 10 köleye sahip olması ufak bir şey sayılırken, bu rakam 200'e kadar varabiliyordu. Böylesine kalabalık bir topluluğun aynı zamanda tek bir evin içinde oturma olanağının olamayacağından, köle sahibinin çeşitli malikanelerine dağıtılırdı.
kölelerin çalışma alanları, aşçılar, mutfak için alışveriş edenler, oda uşakları, masörler, berberler, uşaklar, tahtrevan taşıyıcılar, giysi dolabı görevlileri gibi görevleri vardı. Bu ev kölelerinin başında onları yöneten bir atriensis yer alırdı, bunun vicarius denilen bir temsilcisi olabilirdi. Köle sahipleri, olanak ve gereksinimlerine göre, bazı köleleri daha üst düzeyde yazıcılık, sekreterlik, okuyuculuk, öğretmenlik veya kütüphanecilik gibi işlerde kullanırlardı. Bu işlerde çalışan köleler, yükselip efendilerinin güvendiği kişilerden oluşan dar çevreye girebilmişlerdir. Çok sayıda köleye sahip olmak, kişinin saygınlığını yükseltirdi. Köle efendileri, kölelerinin iyi görünüşüne, elbisesine ve bakımına bazen aşırı derecede önem vermekteydiler. Fakat kölelere özgü bir giyim yoktu. Kölelere gösterilen davranış, genellikle sahibin karakter ve yaratılışıyla kölenin kendi davranışına bağlıydı. İmparatorluk dönemi sürecinde bu ilişkiler, köle pazarının eskisi gibi savaş esirleri ile doldurulmaması nedenine bağlı olarak, genellikle daha insancıl olma eğilimi göstermiştir. Bu dönemde aile içerisindeki kölelerden doğan çocukların, vernaların, yani yetiştirilmesine, bunların küçük yaştan uygun biçimde yönlendirilmesine ve özel görevler yüklenmek üzere okula gönderilmelerine daha büyük önem verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda erkek ve kadın kölenin yaşamaları tercih edilirdi. Kontubernyum olan kölelerin birlikte yaşamları, hukuken geçersizdi ama fiilen bir evlilik olarak görülürdü. Tek bir tarafın köle olduğu birlikte yaşamaları da kontubernyum olarak adlandırılırdı ve her halükarda böyle bir birliktelikten doğan çocuk sadece annenin yasal durumunu izlerdi. Her iki eş azat yoluyla özgür kalmışsa, kontubernyum, yasal bir matrimonyuma dönüşürdü. Büyük aileler içinde köleler bir kolejyum halinde bir araya gelebilirlerdi. Bu kolejyumların örgütlenmesi, devlet kuruluşları örnek alınarak kuastırlar, tribunuslar, triumvirler gibi memurlarla bir basamaklanma düzeni içinde gerçekleştirilirdi. Cumhuriyet döneminin son yıllarında, Roma, savaşlar sonucu büyük çapta köleye sahip olmuştu. Özellikle Helenistik Yunan dünyasından getirilen kölelerin yoğun iş gücünü karşılamak amacıyla kullanılırken, bunlar arasında nitelikli düzeyde olan pek çok köle vardı. Öğrenim görmüşler, müzisyenler, öğretmenler bulunuyordu, bu köleler Roma'da oldukça rağbet görmekteydi. Köleci toplum karakterinin belirgin niteliklerini taşıyan Roma'da zaman zaman, özellikle çiftliklerde çalışanlara karşı sert uygulamalar devam ediyordu. Kölelerden doğan çocuklar köle anne ve babaları gibi köle statüsüne sahip olup onlar gibi yaşamak durumundaydı. Gerek kölelerin birbiriyle gerekse köleyıl özgür kişiler arasındaki evlilik, hukuki bakımdan geçerli sayılmıyordu. Bazen gebelik sırasında kadının özgürlük durumunda değişiklik olabiliyordu. Eğer kadın o anda özgürse doğan çocuk da özgür ama köle ise çocuk da köle sayılıyordu. İmparatorluk döneminde köle pazarlarının eskisi kadar bol doldurulamaması ve değişen koşullar, bir takım yeni düzenlemelerin yürürlüğe koyulmasına yol açmıştır. Bu arada kölelerin bazı yeni işlerde görevlendirilmek istenmesi, onlara karşı daha insancıl yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Aile içerisinde hizmet gören kölelerin çocuklarının yetiştirilmesine özen gösterilmeye başlanmıştır. Bu çocukların gelecekte bir takım özel görevler için eğitilmeleri ihtiyacı doğmuş, okullara gönderilmelerine daha çok önem verilmiştir. Köle çocukların bir ev ortamı içerisinde olmaları görüşünden hareketle, erkek ve kadın kölelerin birlikte yaşamaları tercih edilmiştir.
Bu nedenle kölelerin evlilikleri hukuken geçersiz olmakla beraber onların birlikte yaşam sürdürmeleri fiilen bir evlilik olarak görülmüştür. Roma dünyasında kadın veya erkek tarafın köle olduğu beraber yaşama halinde, bu birliktelikten doğan çocuk, annenin yasal durumuna tabi olmuştur. Anne ve babanın azat edilerek özgür kalması halinde ise evlilik yasal bir nitelik kazanıyordu. Aspendos, günümüz Belkıs, Side ve Greek polisleri tarzında otonom siyasi topluluklar halinde yaşıyor, birbirlerine karşı itimatsızlık besliyorlardı. Bölge, aynı zamanda nehir vadileri boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzanıp dağlık bölgeleri sahile bağlayan geniş bir yol ağıyla çevriliydi. Örmedon'un sadece Aspendos ticareti için değil, aynı zamanda iç bölgelerdeki Pisidia kentlerinin ticareti için de önem taşıyordu. Antik Aspendos'ta, tarım alanında iki çeşit köle grubu kullanılmıştır. Vilicus grubu, kölelerin ve çiftliğin, tarla sahibinin sağ kolu görevini üstlenen kişi, diğer çalışan kölelerden, çiftlikten ve tarladan sorumlu olmuştur. Bütün denetim, eksikliklerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması bu köleye ait olmuştur. Diğer kölelere göre çiftlikte en yetkili kişidir. İkinci grup köleler, bütün ağır işleri yapan işçi kölelerdir. Aspendos Roma'sında ev işlerinde kullanılan köleler, genel olarak evin bütün işlerinden sorumlu kişiler olmuştur. Evin temizliği, bakımı ve ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, evin efendilerinin bütün fiziki ve cinsel ihtiyaçlarının giderilmesini de içermiştir. Bazilika kompleksinde devlet işinde kamu hizmeti olarak memur köleler çalıştırılmıştır. Köprü, devlet binası yapımı gibi kamu hizmetlerinde çalışan köleler, doğrudan devlete yani senato ve konsal bağlı olmuştur. Aspendos'ta günümüzde kuruyan Capria Gölü tuzlası ve diğer madencilik devlet kontrolünde tutulmuş, yerel işlikler olarak, madende çalışan bütün köleler de devlet işi yapan köle statüsüne alınmıştır. Çok az sayıda eğitimli köleler, bazilika mahkemelerinde mübaşir, muhasebeci, katip gibi işlerde çalışmıştır. Antik Roma ve Roma'ya dahil Aspendos'taki ilkel kölelik sistemi, aslında günümüzde yoğunlaştırılmış modern kölelikle devam ediyor. Sömürü sisteminde egemen güçler, din aracını kullanarak, insanları önce cehalete sürüklüyor, devamında yoksullaştırıyor. Aç ve sefalet içinde yaşamaya mahkum edilen insanlar, artık kendilerinden istenen en aşağılık görevleri yerine getirmeye hazırdırlar.